Günaydın. Günaydın canım. Tanya Hanım, gerçekten her şey için çok teşekkür ederim. Benim ilk iş günüm ve ben çok heyecanlıyım. Hiç heyecanlı olmana gerek yok Aymila. Ben senin işinde çok iyi olduğunu düşündüğüm için referans verdim. Merak etme sen. Evet ama yani insan yine de heyecanlanıyor işte ilk iş günü. Yani ilk iş günden vereceğiniz enerji çok önemlidir. Heyecanı bundan. Bir de Şebnem'i bu konularda heyecanlandırabilsek. Aslında çok iyi bir enerjisi var. Biraz doğru kullanmayı bilse. Aymila, dostluklar bunun için değil mi? Bence sen bunu yapabilirsin. Bu konuda biraz çalış. Elimden geleni yaparım. Neyse, ben artık gideyim. İlk günden geç kalmayayım. Tamam canım. Gel, gel. Tutma kendini. Ha, ben o kadar soğuk mu duruyorum? Hayır, ondan değil de işte insan. Öyle. Anladım, anladım. Gel böyle. Hoş geldin hayatımıza. İyi ki de geldin. Hoşça kalın. Güle güle. Bol şans. Hoş geldin Rüya. Hoş buldum seni Sultan. Tamam. Ama artık Şebnem ablanı uyandırmamız gerekiyor. Şebnem ablan. Bir kadın kahvaltısı ya da kahvesi hazırlanmadan uyandırılıyorsa berbat bir güne uyandırılmış demektir. Hissettiği sevgisizlik ve ilgisizlik bütün gün üstünde durur demişti. Çok biliyor Şeb... Öyle miymiş? Evet ve bence haklı. En iyisi siz kahve yapın sonra uyandıralım. Ben mi kahve yapacağım? E ben yapamayacak kadar küçüğüm. Peki. Seçilmiş kahve çekirdekleri falan. Allah'ım, insan uykuyla kahve arasında bırakılır mı? Vicdan terk misiniz siz ama ya? Rüya! Konsantre Şebnem Gülsay'ım. El verdiğim yerim ama ben seni ya. Şebnem abla, sahile inelim mi? Selim abi arasan, yanına gitsek. Yani... Aslında fena fikir değil. Biraz aksiyon fena olmazdı, değil mi? Al bakalım güzellik. Teşekkürler. Rica ederim. Ne demek? Buyurun Şebnem Hanım. Mersi. Beni görmek için küçük bir kızı kullanıyorsun demek. Yöntemlerin ne kadar da acımasız Şebnem Gülsün. Sen iyice ağır siklet saçmalamaya başladın. Bir ay istedi geldik. Tabii tabii. Anlıyorum. Siz birbirinizi aşırıyorsunuz değil mi? Ama Rüyacığım, sen de aynı soruda takıldın kaldın. Yani başka sorulara geç. Yani istersen sonra yine aynısını söylersin değil mi canım? Hatta sana ben açıklayayım. Seri sonu karakterli ve outlet tabiatlı bir insanla lütfen adımın anılmasını istemiyorum. Rüyacığım, hanımefendiye sorar mısın kendisini ne zannediyormuş? Rüyacığım, beyefendiye iletir misin? Zoruna mı gitmiş acaba? Kendisinin bu laflarını pek umursamıyoruz Rüyacığım. Çünkü hanımefendinin vücudunun dörtte üçüsü ve geri kalanı ukalalık. Ve bizim en büyük dileğimiz bu ukalalığın bedenindeki suda kaybolup gitmesi. Evet, sevmiyormuşsunuz. Çok belli. Rüyacığım, arama motoruna ismini yazsam çıkaramadım cevabını alacağım biriyle beni aynı karede. Üstelik sevgi paydasında buluşturmanı gerçekten ama gerçekten sana hiç yakıştıramadım. Doğrusunu istersen ben de. İnternete adını yazsan, lüzumsuz ve altyapısız özgüven, gereksiz gevezelik ve son söz budalalığı yanıtını alacağım biriyle beni yakıştırmanı ben de sana hiç yakıştıramadım. Anladım. Sadece hoşlanmıyorsunuz. Seviyorsunuz siz birbirinizi.
Ateşle barut yan yana.